Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle kabartmalı, haroşalı, her örgüye uygun olabilecek kolay bir model hazırladım. Modelim 6 ilmeğin katlarından oluşuyor. 6, 12, 18 şeklinde 6 ilmeğin katlarını ayarlıyoruz. En son 2 tane kenar ilmeği ilave ediyoruz. Ben 20 ilmek hazırladım. Örgüme başlıyorum. Şu anda örgümün ilk sırasındayım. Burası örgümün arka tarafı. Başlangıçtaki 2 ilmeğimi önce ters olarak örüyorum. Sonra 1 ilmek dolayarak artırıyorum ve devamındaki 2 ilmeği ikinci ilmeğin olduğu yerden tersten girerek topluyorum. Devamındaki 2 ilmeği geliş yönünde birlikte düz örerek topluyorum ve 1 ilmek artırıyorum. Burası ilk modelim. Tekrar arada 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1 ilmek dolayarak artırıyorum. Sonraki 2 ilmeği tersten girerek birlikte topluyorum. Devamındaki 2 ilmeği geliş yönünde düz örerek topluyorum. Sonrasında 1 tane ilmek artırıyorum. Arada 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Önce 1 ilmek artırıyorum. Sonraki 2 ilmeği tersten girerek topluyorum. 2 ilmekte geliş yönünde düz örerek topluyorum. Ve 1 ilmek dolayarak artırıyorum. Son kalan 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. Şimdi örgümün ön tarafındayım. Modelimin ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sıra boyunca ilmeklerimin tamamını düz olarak örüyorum. Örgümün ön yüzündeyim. Modelimin ikinci sırasındayım. Ve sıra boyunca ilmeklerimin hepsini düz olarak örüyorum. Modelimiz arka tarafta kuruluyor. Ön yüz ilmekleri düz olarak ördüm. Şimdi örgümün arka tarafındayım. Modelimin üçüncü sırasındayım. Burada kenar ilmeğini örmeden aldım. Modeli kaydırarak uyguluyoruz ve burası kenar olduğu için yarım modeli uyguluyoruz. Kenar ilmeğinden sonraki 2 ilmeği birlikte geliş yönünde düz örerek topladım. Sonrasında 1 ilmek artırdım. Aradaki 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum ve ikinci modele geçiyorum. Önce 1 ilmek artırdım. Sonraki 2 ilmeği tersten girerek topladım. Devamındaki 2 ilmeği geliş yönünde düz örerek topluyorum. Ve 1 ilmek dolayarak artırıyorum. Sonraki 2 ilmeği ters olarak örüyorum. 1 ilmek artırdım. 2 ilmeği ikinci ilmeğin olduğu yerden tersten girerek topladım. Sonraki 2 ilmeği geliş yönünde düz örerek topladım. 1 tane ilmek dolayarak artırdım. Sonraki 2 ilmeği ters ördüm. Burası da örgünün bitiş kısmı olduğu için modeli yarım olarak uyguluyorum. Bu yüzden önce 1 ilmek dolayarak artırıyorum. Kalan 2 ilmeği ikinci ilmeğin olduğu yerden tersten girerek topluyorum. Kenar ilmeğini ters örerek sıramı bitirdim. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Modelimin dördüncü sırasındayım. Burası modelimin son sırası. Sıra boyunca ilmeklerimin tamamını düz olarak örüyorum. Ön yüzde sadece düz olarak örüyoruz. Ve modelimiz daima örgünün arka yüzünde kuruluyor. Şimdi tekrar örgümün arka tarafına geçtiğim zaman ilk başlangıçtaki işlemleri burada tekrar etmeye başlıyorum. Hızlıca tekrar görelim. Baştaki 2 ilmeği ters ördüm. Önce 1 ilmek artırdım. Sonraki 2 ilmeği tersten girerek topladım.
Hani bu iki ilmeği sağ tarafa yatırmış oldum. Sonraki iki ilmeği geliş yönünde düz örerek sol tarafa yatırıyoruz. Ve kestiğimiz ilmeğin yerine bir ilmek artırıyoruz. İki modelin arasında iki ilmek ters örüyoruz. Tekrar bir ilmek artırdım. Baştaki iki ilmeği tersten girerek topladım. Sonraki iki ilmeği geliş yönünde düz örerek topladım. Ve bir ilmek artırdım. Aradaki iki ilmeği ters örerek sıra boyunca bu şekilde devam ediyorum. Örgümün ön yüzünde sıra boyunca ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Tekrar örgümün arka tarafındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki iki ilmeği düz örerek topluyorum. Ve sonrasında bir ilmek artırıyorum. Aradaki iki ilmeği ters örüyorum. Şimdi burada modelimizi tam olarak uyguluyoruz. Önce bir ilmek artırıyorum. Sonraki iki ilmeği ikinci ilmeğin olduğu yerden tersten girerek topluyorum. Devamındaki iki ilmeği düz örerek topluyorum. Ve bir tane ilmek dolayarak artırıyorum. Arada iki ilmeğimi ters örüyorum. Bu şekilde sıra boyunca devam ediyorum. Son kalan iki ilmeğimi, önce ilmeğimi artırıyorum. Sonra tersten girerek bu iki ilmeği topluyorum. Kenar ilmeğini ters örüyorum. Her defasında kaydığı için bu sırada iki kenardaki model yarım olarak uygulandı. Örgümün ön yüzündeyim. Sıra boyunca ilmeklerimin tamamını düz olarak örüyorum. Ve modelimizi tamamlıyoruz. 3,5 numaralı şişiyle bu parçayı ördüm. Bakın ilerlediği zaman böyle haroşalı, kabartmalı, çıtır çıtır bir model oldu. Bayan örgüsü, bebek örgüsü, her türlü örgüye uygulayabilirsiniz. Oldukça hoş duruyor. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Modelimizin arkadan görünümü bu şekilde. Herkese kolay gelsin.